10 yıl öyle demlendi o şarkı. Nakarat kısmını da o demlenmişliğin noktasıyla bitirdiğim için çok içime sindi. Kadınları daha cesur olmaya davet eden bir kitap ve cesur kadınları seven erkeklerin de aslında okuyacağı bir kitap oldu. Balkanların en sevilen ve albümleri en çok satan sanatçısı olma özelliğiyle Kemp Orkestra, Ozan Bayraş'a gibi Türk sanatçılarla da çalıştı. Susa. Canım, bak kıyafetlerin yatağının üstünde. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali bu yıl 40. yaşını kutluyor. 1 Nisan'da çevrimiçi gösterimlerle başlayan festivalde Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Belgesel Yarışması'nda bu yıl 9, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise 13 film yarıştı. En iyi belgesel ödülünün sahibi Yusuf Emre Yalçın'ın yönettiği Anima olurken en iyi kısa film ödülünü Serhat Karaaslan imzalı Suçlular kazandı. Evlilik cüzdanı olmadan aynı odada kalamazsınız. Ünlüklerimiz var. Ulusal belgesel yarışmasında Etna Özbek'in yönettiği Nosema ile Sidar İnan Erçel'in yönettiği Rüzgar Tayı filmlerine mansiyon verildi. Ulusal kısa film yarışmasında Malaz Usta'nın yönettiği Sürgünde Bir Yıl filmine ise mansiyon verildi. 40. İstanbul Film Festivali 29 Haziran tarihine kadar devam edecek. Salt'ın iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Bu Son Şansımız mı? Gösterim programı 7. yılına girdi. İklim değişikliğinin gezegenimize etkilerini inceleyen gösterim programı 2021 seçkisi Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan 10 belgesel filmi bir araya getiriyor. Bu Son Şansımız mı seçkisinde bu yıl insanlar, hayvanlar, doğa ve şehrin uyum içerisinde nasıl bir arada var olabileceği sorusuna yanıt arayan, iklime dair sorular soran, gelecek için olası çözümleri araştıran ve toplumsal farkındalık oluşturan filmler yer alıyor. I want to say that I think it's important for me to discover my indigenous roots. Programda yer alan yapımlar 4 Temmuz'a kadar birer hafta süreyle yayında kalacak. Filmler Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilir şekilde ve altyazılı olarak saatonline.org adresinden izlenebilir. Nermin Bezmen, edebiyat dünyasının en üretken yazarlarından biri. Kurt Seyit ve Şura, Aurora'nın İncileri, Bir Harp Gelini, Havva'nın Cezası en çok okunan kitaplarından sadece birkaçı. Yaşamına ve yazarlık serüvenine Amerika'da devam eden usta yazar, geçtiğimiz yıl Unutkan Aşk'a okurla buluşturmuştu. Bezmen bu kez yepyeni bir kitapla karşımızda. Aytaşı Tanrıçaları, Nermin Bezmen'in hayatından izler taşıyan, kendi hayatından yola çıkarak kaleme aldığı bir kitap. Usta yazarla seyir dünyasında bir araya geldik ve çok yakında okurla buluşacak olan Aytaşı Tanrıçalarını konuştuk. Nermin Hanım, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Seyir Dünyası'na hoş geldiniz siz de. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim, heyecanlıyım. Ben kitabı de çok bekliyorum. Heyecanlıyım. Evet, heyecanla kitabınızı bekliyorum. Ama onun öncesinde biraz ruh halinizi merak ediyorum. Bu aslında Amerika'da yaşıyorsunuz. Sık sık Türkiye'ye gelmeye çalışıyorsunuz ama zor bir süreç tabii ki bu. Kendimi öyle korkulara, endişelere teslim eden bir insan değilim. Dolayısıyla ruh halimde de değişen hiçbir şey olmadı. Büyük bir hızla üretmeye devam ettim. Evet. Ek meşgaleler buldum kendime. O dışarı çıkılma yasağının olduğu zamanlar için. Yeniden talebelik yaptım. Çok üretken bir yazarsınız. Olmaya çalışıyorum. Unutkan Aşk okurla buluşmuştu. Evet. Şimdi de bir roman değil ama bambaşka bir kitapla okurun karşısına çıkacaksınız. Çok yakın bir zamanda kitap severlerle de buluşacak. Aytaşı Tanrıçaları. Evet. Önce bu motivasyonu nereden buluyorsunuz? Bu galiba 28. kitabınız. 27. 27 28'i mi? Hazırlıyorum şu an. Nereden buluyorsunuz bu motivasyonu? Kelimelerle oynamayı çok seviyorum. Çok rahat hissettiğim bir alan kendime.
Paylaşım da güzel olduğu zaman tabii o beni, yani okurları motive ediyor aslında. Hayatın kendisi motive ediyor. Baktığım her şeyi ben yazmak üzere bakıyorum. Öyle inceliyorum. Ay taşı tanrıçaları biraz aslında sizin hayat deneyimlerinizden yola çıkarak kaleme aldığınız şeyler, biraz kadınlık halleri, onlardan da bahsediyorsunuz, ailenizden bahsediyorsunuz. Ben aslında bu kitabı kadınlara motivasyon olsun, daha cesur yaşamaya, daha cesur seçimler yapmak üzere motivasyon olsun diye düşünerek yazdım. Çünkü bütün başlıklar aslında bana okurlarımdan gelen soruların başlıkları. Yıllardır kimine özelden cevap verdiğim, kimine sosyal medyadan genel olarak cevap verdiğim binlerce sorunun ortak paydada olanlarını topladım ve kendi hayatımdan deneyimlerle, yer yer küçük böyle tatlı anekdotlarla, anılarla, genellikle de ben hani o sevdiğiniz tarafım, karakterim bu sebepten böyle, ben çünkü böyle yapıyorum, böyle yaşıyorum, böyle seçiyorum diye, yani o ruhumun perde arkasını, beynimin arka loblarında olan bitenleri paylaştım okurla. Kadınları daha cesur olmaya davet eden bir kitap ve cesur kadınları seven erkeklerin de aslında okuyacağı bir kitap oldu. Siz çok merak edilen bir yazarsınız gerçekten. Hem aileniz merak ediliyor, hem bu mücadeleci, bu pes etmeyen tarafınızın nereden geldiği merak ediliyor. Evet, ben de yazarken çok mutlu oldum. Kendimi de tekrar tekrar tartma imkanı verdi bana o cümleleri kullanırken. Bir de böyle devamlılık isteyen bir kitap değil. Yani tam böyle yaz için harika bir okuma şeyi verdi, fırsatı verecek okurlarıma. Çok deneyimlerinizden bahsediyorsunuz ama biraz aslında bölüm bölümde. Mesela cesaretten bahsediyorsunuz, korkudan, ölümden, mitolojiden de bahsediyorsunuz hatta kitabın ilk girişlerinde. Bir cümleniz var kitabınızda. Travma yaşatan zaman dilimlerinin kalıcı olmasına izin vermem ve kahramanlarımdan birini yaşatmak en büyük silahım, kurtuluş silahım diyorsunuz. Evet. Çok güzel bir cümle bence. Yani bir yazarı tanımlayabilecek bence en güzel cümlelerden biri. Evet, yani hayatın beni hırpalamasına, ezmesine, üzmesine fırsat vermemeye çalışıyorum. Tabii üzülüyorum. Tabii dibe vurduğum zamanlar da oluyor ama işte onlardan, o anlardan nasıl kurtuluyorum onu da anlatıyorum kitabımda. Ben böyle geçmişe bakan ya da ileri dönük endişelerle yaşayan bir insan değilim. Keşkelerim, amalarım hiç yoktur. Hayatı böyle derin derin solumak, yaşamak, acı da olsa kendime ait tutarak, sahiplenerek yaşamaktan yanayım. Acıyı, hüznü elinizde değilse düzeltmek şayet, kendinize ait kılıp onunla el ele yola devam etmekten yanayım. İsmi gerçekten nasıl karar verdiniz? Ay taşı tanrıçaları çok güzel bir isim. Çünkü o kadınlara cesareti anlatırken, cesur olmaları gerektiğini anlatırken ne kadar özel, kutsal yaratıklar olduğunu anlatıyorum. Yani burada aslında hani erkeğe karşı bir cinsel ayrımcılık yapmıyorum. Tam aksine erkekle bir bütünleşecek, nasıl bir kuvvete sahip kadın bir bütün olabilecek. Yin yangiz yani. Kendine göre sebeplerle iki cins olarak gelmişiz dünyaya. Ve kadının yalnız erkeğe farklı olarak bir özelliği var ki DNA'mızda taşıdığımız mitokondri denilen bölüm erkek kendinde kalıyor, geçiremiyor bir sonraki nesli. Kadın bir sonraki neslin canını üflüyor o şeyler. Yani o enerji kadından kadına yine kız çocuğuna geçiyor. Yani baktığınız zaman aya direkt bağlıyız, ayın hareketine kadınlar olarak. Bir de mitokondri özelliğiyle Havva Ana'ya kadar geri dönün. Ondan itibaren biz bütün kadınlar, kızlar aslında aynı anneden gelen kardeşleriz, kız kardeşleriz hepimiz. Dolayısıyla ben o özelliğiyle ayı birleştirerek, yani kadınlara her biriniz bir tanrıçasınız aslında. Ve tarih boyunca uzun binlerce yıl kadınlara tapılmış bir tanrıdan önce tanrıçalar var. Kadınlık hallerinden de bahsediyorsunuz. Ama biliyorsunuz tabii son yıllarda artan bir kadına şiddet durumu var. Hatta sadece kadın da değil. Maalesef. Yani hayvanlara, doğaya karşı bir şiddet var. Bu
ilişkiler ve aşk üzerinden bakacak olursanız siz nasıl değerlendirirsiniz bu kadına şiddet? O korkunç bir şey ve ben kitabın ön sözünde de yazdım. Zaten Havva'nın cezasını da ben o sebepten yazmıştım. Çok isyan ediyorum. Ülkemizde topluma yön verecek, sözü dinlenecek, sözü sayılacak insanlar muhtelif kadrolarda en tepeden camilere kadar maalesef kadının kimliğini, şahsiyetini yok edecek, ezecek, onu hırpalayacak, aşağılayacak, şiddet uygulayacak, öldürecek. Ne kadar sapık kafa varsa onlara adeta arka çıkıyorlar ve korumaya almış gibi davranıyorlar. Her fırsatta da dile getiriyorum ve o insanlara da yüksek sesle sesleniyorum. Yani siz cinayet işlememiş olabilirsiniz ama caniyi koruduğunuz müddetçe o cinayetin ortağısınız. Ki sizce bu kitabı okuyanlar nasıl hislerle okuyabilir ya da nasıl hislerle ayrılacak bu kitabın kapağını kapattıktan sonra? Daha cesur olacaklar. Daha cesur olacaklar çünkü ben burada böyle tavsiye gibi, çünkü tavsiye vermek benim haddim değil. Yanlış yönlendirebilirsiniz insanları. Yani ben kendi yaşadığım, kendi hayatım için seçtiğim her şeyden çok açık, sansürsüz bir şekilde örneklerle okuruma sesleniyorum. Yani kadın kadına sohbet ediyoruz gibi. O kadınlarını seven erkeklerin de göreceği çok şey var. Bundan sonra ama herhalde yazmayı düşündüğünüz başka şeyler vardır. Hazır zaten. Neler var? Başladım. Enteresan tarihi Osmanlı ile Amerika arasında bir bağlantı keşfettim. 1400'lerden kalan. Onu işleyeceğim, güzel, heyecanlı bir tarihi roman. Bu sanırım uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir roman mıydı? Bunun araştırmasını epeydir toparlamaktayım. Artık yazıma hazır hale geldi. Bir iki Amerika içi seyahatim olacak. Ondan sonra devam edeceğim. Toparladım sanırlar. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle konuşmak çok keyifli oluyor her zaman. Karşılıklı keyfimiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Pandemi sebebiyle yaklaşık 1,5 yıldır sahnelerden uzak kalan ve zor bir süreçten geçen sanatçılar ve müzik emekçileri, kültür sanat ve eğlence sektörünün 1 Haziran itibariyle geçilen kademeli normalleşme takviminde de görmezden gelinmesine tepkili. Sanatçılar sosyal medya üzerinden gözünü yumma ve sahnene sahip çık etiketleriyle kampanya başlattı. Sektör emekçileri duruma isyan ederken sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla içinde bulundukları zor duruma dikkat çekti. Sanatçılar, sektör çalışanları ve meslek örgütleri gözünü yumma ve sahnene sahip çık etiketleriyle binlerce paylaşım yaptı. Sanatçılar sahne çalışmalarına geri dönebilmek için sokağa çıkma yasağının en azından saat 24'e çekilmesini talep ediyor. Haluk Levent, Twitter hesabından kurucusu olduğu Ahbap platformunun işsiz kalan müzisyenlerin 400 liraya kadar olan elektrik, doğalgaz ve su faturalarını ödeyeceğini duyurdu. Ünlü şarkıcı destekten faydalanmak isteyen sahne ve müzik emekçilerini başvuru yapmaya çağırdı. Haluk Levent ayrıca sanatçı dostlarıyla çözüm için Ankara'ya gideceklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Müzik Susmasın projesi kapsamında müzik emekçilerine Haziran ayında tek seferde 3000 lira ödeme yapılacağını duyurdu. Hakkını çalmış yılları. Hazır mıyız? Bir süredir DasDas Online üzerinden sevilen tiyatro oyunlarını çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturan DasDas, şimdi de ilk dijital sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bilim, sanat, teknoloji ekseninde sanat yerleştirmelerini milyonlarla buluşturan ödüllü Ağaç Stüdyo'nun eserleri Zenger küratörlüğünde DasDas'ı izleyici karşısında olacak. Parallel Universe başlıklı dijital sergi, Ağaç Sanat Stüdyosu'nun dünyanın en ünlü müzelerinde sergilediği eserlerle DasDas'a özel ürettiği yapay zeka ve veri eserlerinden oluşuyor. Yapay zeka Van Gogh veri boyama deneyimi, şiirsel yapay zeka, Göbeklitepe mimari veri ve Osman Hamdi Bey eserlerinden oluşan 4 farklı eserin yer aldığı sergi, sanatseverleri geçmiş ve geleceğin yeniden tanımlandığı bir dünyaya davet ediyor. Parallel Universe sergisi 11-12 Haziran tarihlerinde ücretsiz olarak DasDas'ta ziyaret edilebilir.
pop müziğine Sana Doğru, Başkan, Sen de Gidersen gibi şarkılarla herkesin ezberinde yer alan Bora Duran, çalışmalarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Hit şarkıların adresi olan başarılı müzisyen, yer aldığı proje albümlerinin ardından Bora Duran'la 10 yılda tamamladım dediği yeni şarkısını ve müzik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Merhaba. Merhabalar, selamlar. Selam, Seyir Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi, her şey yolunda, keyifli. Yeni şarkı çıkarttık, onun heyecanı içerisindeyim. Yepyeni bir şarkı çıkardınız. Evet. Ben ona geleceğim ama onun öncesinde biraz bazı fikirlerinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz kademeli normalleşmeyle maalesef sahne emekçileri, sanatçılar için bir bilgi verilmedi. O yüzden biraz sanatçılar da tabii ki bu duruma isyan ettiler. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Burada biraz artık bize bayağı haksızlık yapıldığını düşünmeye başladım. Düşünüyorum yani çünkü... birçok sektörde yeni bir oluşum var, yeni bir kademeli geçiş var. Bizde neden yok, neden olamıyor diye düşünüyorum. Ben şarkıcı olarak konuşmuyorum konuştuğum zaman ya da bir talepte, bir hakta ya bize artık yeter, biz de insanız, ne yapacağız dediğim zaman ben hadi söz ve beste yazan birisiyim. Telif haklarımla, temsil haklarımla kendimi bir şekilde 1,5 senedir falan idare ediyorum. Ama benim çalışan, benle beraber çalışan ekip arkadaşlarım, sadece müzisyen olan, temsili ve telif hakkı olmayan bir sürü insan var. Gel gör ki öyle bir ön yargı var ki müzik sektörüyle alakalı sadece vur patlasın ve çal oynasın olarak algılandığı için Türkiye'de bizim sektörümüz, müzik sektörü ne yazık ki nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan insafsızlık var. Ki Atatürk'ün de dediği gibi zaten yani hani bir milletin sanattan kopan milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. Bizimki epeydir kopuk vaziyette. Yani bizimki epeydir direnen mızıkacılarız biz sanat. Şimdi bu konudan başka bir konuya geçiyorum. Yepyeni bir şarkıyı müzikseverlerle buluşturdunuz. Döndüm. Aslında çok yeni bir şarkı. Bu pandemi döneminde çıkan bir şarkı mıydı yoksa daha önceden mi yapmıştınız? Nasıl ortaya çıktı? Hikayesi nedir Döndüm'ün? Döndüm benim ilk albümüm zamanı 2010 yılında Her Sabah diye bir albüm çıkarttım. Bu albümün repertuarına girecekken kıyısından girmeyen bir şarkı. Yani 10 yıl önce yazdığım bir şarkı aslında. Sadece nakarat kısmıyla ilgili bir emin olamadığım bir yer vardı. Ve o yüzden albüme sokmadım. Pandemi sürecinin belki pozitif olumlu. 10 yıl öyle demlendi o şarkı. Nakarat kısmını da o demlenmişliğin noktasıyla bitirdiğim için çok içime sindi. Bu arada çok güzel bir klibi var şarkının ve anlamlı da bir klibi var. Yani bugünlere de atıfta bulunan bir klip aynı zamanda. Siz nasıl anlatırsınız? Klip. Bu arada proje albümlerde de yer aldınız ve yeni projelerde var mı kafanızda? Ezgi'nin günlüğünün 40 yıllık şarkılar projesinde Leyla şarkısını coverladım, onu çıkarttım. Murat Anmungan'la beraber sözü Murat Anmungan'a düzenlemesi, sözü müziği bana ait olan Saklarım şarkısını onu yaptım. Ona da bu arada geçen sene pandemide cep telefonuyla klip çektim. Ve yani aslında geçen sene Başkan, işte Leyla, Saklarım gibi 3 tane de şarkı çıkmış oldu. O sırada da ben bu yeni şarkıları ve eski şarkıları toparladım hali hazırda. Var yeni, işte yeni türkü projesi var. Yeni türküde bir cover'ım var şimdi. Bir compilation albümüm var. O çıkacak. Bir tane sürpriz bir proje var. Bayağı sürpriz bir proje. Herhalde Haziran falan gibi de o çıkacak. Çok yakında onu da duyuracağım. Çok az kalmış. Bize biraz ipucu verin. Yani ya Serdar Ortaç diyeyim o zaman. Yani ilginç bir şekilde Serdar galiba yani şey Serdar Ortaç'la yollar kesişti. Benim başka müzisyenlerimde bir tek benim yine bir proje yani aslında sürpriz bir projeydi ama burada söylemiş oldum yani. Çünkü çalışmaları da başladık, yaptık. Güzel, keyifli bir Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceğim. Yani yeni projeleri, sürprizleri merakla bekliyoruz o zaman. Döndüm de hayırlı olsun tekrar. Çok keyifliydi sizinle konuşmak. Karşılıklı olamasak da çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar.
İtalyan görsel sanatçı ve gazeteci Gian Maria Tosatti, Kalbim Ayna Gibi Boş başlıklı enstalasyon sergisiyle İstanbul'da. Sanatçı tarla başında bulunan büyük bir Art Nouveau binanın içinde kurulan sergisiyle İstanbul'un son 20 yılda geçirdiği dönüşüme odaklanıyor. Kalbim Ayna Gibi Boş, Tosatti'nin güncel sanatsal araştırmasının tamamını kapsayan bir proje. Tosatti, 2018'de başladığı yolculuğunda çağın karmaşıklığını sergilemek için pek çok şehri ve ülkeyi dolaştı. Kalbim Ayna Gibi Boş, İstanbul bölümü serginin bir parçası olan Catania, Riga, Cape Town ve Odessa bölümlerini takip ediyor. Amacım çalıştığım bölgenin bir portresini çizmek. Genel hedefimse dünyada gerçekleşen demokrasi krizi. Atina'da Perikles döneminde doğmuş olan demokrasi günümüzde bir krizden geçiyor. Tarla başında çok ilginç bir sentez var ve bu konuyu burada işlemem ilginç oldu. Burada bunun izlerini sürdüm. Tosatti belirli bir bölgeye özel işler üretirken bir yapının tamamını ya da kentsel alanları kullanıyor. Sanatçı sergisini oluşturmak için son birkaç ayını İstanbul'da tarla başında geçirmiş. Burada geçirdiğim sürecin çok ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Fakat çok da acı vericiydi. Bu, bir yıldızın öldüğünü izlemek gibi. Bu süreçte burada yaşayan pek çok insanla tanıştım ve onlarla sohbet etme fırsatı buldum. Buradaki kültürel değişimden dolayı insanların bir süre burada yaşayıp sonra gitmek zorunda kaldığını gördüm. Biz burada insanların yaşam mücadelesi ve buradaki kültürü korumakla ilgili bir mücadele verdiğinden bahsediyoruz. Ama belki de aslında çoktan kaybedilmiş ve ölmüş bir yer tarlabaşı. The Blank Contemporary Art ve Depo, İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen proje, İtalyan çağdaş sanatının uluslararası tanıtımını amaçlayan İtalyan Konseyi Programı tarafından destekleniyor. Gian Maria Tosatti'nin Kalbim Ayna Gibi Boş İstanbul bölümü başlıklı enstalasyon sergisi 25 Haziran'a kadar tarla başında görülebilir.